Nerede kaldı? Kabir taşlarını kırıp kırıp duvar yapan adam. Nerede kaldı bu medeniyetin çocukları? Hadi gel bakalım buranın insanını incit. Hadi gel bakalım bu tarihten dolayı dilini ayağını uzat. Daha güzelini yapmak lazım arkadaşlar. Sahur vaktinde bir farkındalık oldu mu Abdülmetin abi? Oluyor değil mi? Elhamdülillah ya. Fıtrat işte bu. Fıtratı işlemiş adam. Fıtratı işlemiş. Koymuş. Hikaye anlatmıyor. Kabir taşın senin ölün değil. Çok affedersin haşa huzurdan. Bizim evin hayvanının ölüsü bile bugün insanlık dersi vermeye kalkanlara yeter kardeşim. Bizim hayvanın ölüsünü kabir taşı bile. Ver bakalım soru cevabı. Hocam hayırlı sahurlar. Benim size bir sorum olacaktı. Aslında sorum sizle ilgili. Birkaç gündür dikkatimi çekti de dua ederken yüzünüzü avucunuza çeviriyorsunuz. Bunun sebebi nedir? İyi sahurlar hocam tekrardan. Ya ne kadar bizim insanımız ne kadar temiz değil mi? Şu kardeşimin tertemiz simasına bak. Allah razı olsun. Kardeşim şu yüzükle alakalı şöyle. Çok dikkatlisiniz. Ben onu görünmüyor zannediyorum. Alta yazı geliyor. Kaçta görürüz asıl şu yapıyorum ama demek ki. Ah ne oldu? Böyle oldu. Aslında sen de miyim? Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere zaten altın takmıyorlar biliyorsunuz. Erkeğe altın haramdır. Yani takıyorsun tak abi onu konuşmuyorum. Yani erkek altın takmaz. Haramdır İslam'a göre. Ya sizin adetiniz öyle ya hatırında olsun. Hani böyle bir sopa cezası bilinmesi falan yok. Ama en hafif cezası ahirette altın falan gibi böyle cennete girdiğinde altın mamülü vermiyorlar sana. Dünyada fazla kullandın. Burada kullanamazsın diyorlar. Bir de Efendimizin beğenmediği bir şey. Sonra erkek vücudundaki o onun yapısına da hani enerjisine ve çok da uymadığı altının altından belli. Yani altın madeninden tespit etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatemi şey fiddatin yani gümüş kullanmayı tavsiye ediyor. Fakat yüzüğün kaşı denir şuna taşa. Yüzüğün taşını içeri çevirmek sünnettir. Aslında bu yüzüğün böyle takılması sünnettir. Yüzüğün kaşı varsa, kaş dediğimiz budur. Kaşı içi çevrili. Tabii şimdi ben bunu şimdi içeri bu taşı da kıyamıyorum. Dışarı çeviriyorum. Biraz da bu. Bunun sebebi çok özel. Anlatamam şimdi. Televizyonda yapmamın sebebini. Fakat şimdi Allah'a dua ediyorum değil mi? Bu taşın da bir zikri var. Bu taş. Bu çok güzel bir Yemen taşı. Kıyamıyorum. Diyorum ki avcumun içini semaya açtığımda şöyle Allah Teala dua ederken böyle olsun diye anmaya çalışıyor. Yani şu. Yani halka gösteriyorum da Hakk'ın tecelli yerini de göstermek istiyorum. Dua mahiyetinde. Kardeşimiz dikkat etmiş. Ya bu sorulara çok girmeseydik daha böyle şey. Neyse ver. Selamun aleyküm Fatih Hocam. Benim size sorum, benim eşim çok fazla yemek seçiyor ve bu durumda ben çok zorlanıyorum. Onun isteklerine yetişemiyorum ve bu yüzden de diyorum ki sen zalimsin, bana zalimlik ediyorsun. Ben sana bu konuda hakkımı helal etmem diyorum. Bunun günahı var mı? Onun yaptığı mı günah, benim söylediğim mi günah? Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar. Ya bunun ortası yok mu ya? Çok yemek seçiyor. Annesi hayatta mı bunun? Onu bir kere annesine havale et. Yani yemek seçme hususunda da abla tabii şimdi bu göreceli de bir şey yani. Mesela sen şimdi soğanı kavurup da illa dayıyorsan, şey yapıyorsan. Mesela benim bazı yemediğim şeyler var. Geçen çocuk öyle diyor. Hadi bakalım dediler evde. Yarın size ne yapayım? İstediğiniz bir şey olsun. Bizim çocuk baktı. Anneciğim mümkünse sağlıksız bir şey yap dedi. Nasıl dedi ya? Çeşit önemli değil, sağlıksız olsun dedi. Yani artık bu daha sağlıklı, bu daha sağlıklı demekten gına gelmiş çocuğa. O bayağı bir gitti. Şimdi bu iyi bir şey değil. Yemek seçmek Efendimizin ahlakına uymayan bir şey. Ama ben seçmiyor muyum? Kokulu yemek sevmiyorum.
soğanlı bilmem ne falan olduğunu, belli şeyler mesela hayatta yani asla sofraya oturmadığım şeyler olabiliyor. Ama ikrah etmemek lazım. Sofrada insan ben bundan tiksiniyorum dememek lazım. Kaldır şunu demek, küfranı nimettir. Yemiyorsan ayrı. Fakat şu, sen bana zulmediyorsun, Allah senin belanı versin, ben burada sana geber denmez. Bu da düzumsuz. O yemek seçiyor, sen insan seçiyor gibi oluyorsun. Şöyle söyle, ne istiyorsun? Bunu yapmaya çalışayım ama sen de biraz yakınlık göster diye, konuşa konuşa bu aşılır diye düşünüyorum. Arz edebiliyor muyum? Şimdi ablanın yemek yapışını bilmiyorum. Ama her halükarda aşırılı bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir kriter veriyor. Bugün inşallah münafığın alametlerini konuşurken de anlatırız. Mümin geçimlidir buyuruyor. Geçimli olmak güzeldir. Ama çok geçimsiz. Abi geçimli adamla geçimli olmaya zaten yani bir problem yok. Mühim olan geçimsiz de onunla geçimli olmaktır. Yani iyilik yapan bir adamla iyilik yapana iyilik yapmak her kişinin kârı. Kötülük görse de iyilik yapmak her kişinin kârı. Çok germemek lazım. Bu hususta ikiniz de onun yemek hususunda senin o zulüm hususu üzülüyorsun tabii kolay bir şey değil. Ama salatü selam edin. Bir de tartışma falan olmadan önce Euzu billahi mineşşeytanirracim deyin içinizden. Adamı da iyice azdırma. Tam adam üstüne geliyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim deyince bu sefer iyice iş olur. Euzu'yu önce çekeceksin. Salatü selam okuyacaksın. Tırmandırmamak lazım. Bilhassa hep söyledim. Tam iftar sofrasında ya çocuğun yaptığı bir şey ya misafire mahcup olma şeyi. Hani onu ayrı bir zamanda konuşuruz vakit der. Tam şeytan böyle gelir nifak sokar. Sakın onu yapmayın. Güzel ya Halim de, yemeği pişirirken ya Halim de, şifa olsun ya Rabbi de. O şekilde inşallah güzel olmuş olur. Sonra hatırlatın, Halil sen hatırlat. Yemeğin güzel pişirme sırrı var. Yani hep Şef Arda'dan bir şeyler öğrenecek değilsiniz ya. Ben size böyle bir de başka türlü bir şey var, şifre. Bizi izlemeye devam edin diyorum. İlk önce duamızı yapalım. Az bir zaman kaldı. Allah Teala bizi mahcup eylemesin. Allah Teala bizi rezil eylemesin. Allah Teala bizi iki cihanda aziz etsin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbi, mağfiret günleri artık tamamlanmakta. Ya Gafurar Rahim. Biz üzerimize düşen, bizden beklenen kulluk hatalarının hepsini yaptık. Malımız ortada. Cibilliyetimize uygun hareket ettik. Ama sen Allah'ımızsın. Sen bize göre muamele eyleme. Allah'lığına göre bizi mağfiret eyle. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda bizlerin halini görse, ruhu bize baksa ne kadar üzülür. Efendimizin yüzüne bile bakamayacak halden sana sığınıyoruz. Sen bize Efendimizin cemaline bakacak yüz ihsan eyle. Ya Rabbi şehitlerimiz var. Şu andaki operasyonla alakalı şehitlerimiz var. Hepsinin ruhuna vakit kalmamış. El Fatiha.